Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle farklı bir açılış olsun istedim. Ordevi'nin arkasındayız. Kahvaltı için bir şeyler alacağım. Ayhan'ı aradım. Burası Ayhan'ın arkadaşı arkadaşlar. Alper Cihan. Ayhan'ın arkadaşı. Ayhan'ı aradım. Oraya gideceğim. Siz de ister misiniz diye. Bizi de al o zaman oradaysan dedi. Şimdi onlara da kahvaltılık bir şeyler alacağım. Simit istedi o. Kızlara da alacağım eve. Bugün kızlar evde ya. Uzun zaman sonra şöyle bir sakince kahvaltı yapalım. Aman arabalara dikkat. Şuradan simit alacağım. Bakalım başka neler var. Merhaba, kolay gelsin. Simit alacağım ben aslında. İki tane de poğaça. Kahvaltılıklarımızı aldık. Önce durağınkini bırakacağım. Sonra da eve geçeceğim. Bizim evde temizlik düzen devam ediyor arkadaşlar. Bir yandan yerleştiriyoruz, bir yandan temizliyoruz. Sanki yeni taşınmışız gibi oldu. Her şey yerleşiyor, temizleniyor falan derken biraz zamanımız alacak. En çok korktuğum yerdeyim. Mutfaktayım. En çok gözümde burası büyüyordu. Bugün artık burayı da temizleyip bu işten kurtulacağım inşallah. Temizlik kovalarımı çıkardım. Sabah durağa uğradım. Bir saat kadar oturdum orada. Çay içtim. Sonra eve geldim. Kızlar uyanmışlardı. Kahvaltımızı hazırladık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Sonrasında ben hemen yorgan pike işine geçtim. Pikeleri makineye attım. Onlar yıkanıyorlar. Yorganları çıkardım derken ben oralarla uğraşırken kızlar da kahvaltı sofrasını toplamışlar. Buraları düzenlemişler. Şimdi herkes odasını düzenliyor. Birazdan onlar dışarı çıkacaklar. Ben de buradan başlayacağım. Hem burayı hem de şu balkondaki dolabı temizleyeceğim. Eğer yetiştirebilirsem. Niyetimde vestiyer de var. Burayı da aradan çıkarmak istiyorum ama bakalım yorgunluğuma bağlı. Yorgan dolabını düzenledim. Orası tamam. Sadece vestiyerle bura kaldı. Bir de kapılar ciflenecek. Azalttık. Yüzdük kuyruğuna geldik. Bu arada saat 1 olmuş. Bu saate kadar inanın hala temizlik düzenle uğraşıyoruz. Şimdi buraya temizlik kovalarımı çıkardım. En son durağı temizlediğimde bir arkadaşımız yazmış ki ay buzdolabını sildiği kovayla duvarları sildi. Bakın arkadaşlar bu kovalardan birkaç tane var. Bu benim duvar kovam, cam kovam. Yani şu renkli ip olduğu için camları ve duvarları. Bunda hiçbir şey yok. İp yok yani bunda. Bununla da mutfak dolaplarını, buzdolabını falan siliyorum. Yani bunu sırf göstermek için çıkardım şimdi. Yani şimdi de demesinler ki dünkü videomda cam sildim ya. Dünkü cam sildiğim kova bu arkadaşlar. Şimdi illaki bu videoyu izleyip de ay dün cam sildi bugün mutfak dolaplarını aynı kovayla siliyor yorumları için siz yorum yapmadan ben açıklama yapayım istedim. Mutfak dolaplarımı bulaşık tabletiyle siliyorum. Aslında bazen şampuanla da siliyorum. Dolaplar temizse sadece öyle bir el izleri falan varsa hemen yine dünkü gibi bir şampuanla su yapıyorum. Öyle bir siliyorum. Sadece tozunu, parmak izini falan alıyorum öyle. Ama şu an dolaplarımız bayağı kirli. Onun için bugün tabletle sileceğim. Suyu kaynattım. Kaynar suyla tabletimizi çözdüreceğim. Temizlik suyumu hazırlayacağım. Sonra bir baştan başlayacağım. Şu taraftan başlamayı düşünüyorum. Çünkü ocak tarafı biraz daha yağlı olduğu için temiz yerden. Yağlı tarafa doğru gelelim diyorum. Hadi o zaman başlasın korkulan mutfak temizliği. Şimdi bulaşık makinesi tabletimi kovanın içine bıraktım. Kaynar suyu üzerine boşaltıyorum. Çok yakından çektiğim için kamera odaklamadı. Bu şekilde. Şimdi bu kaynar suda tabletin tamamen çözülmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Tablet tamamen çözülünce üzerine soğuk su ekleyip elimin dayanacağı dereceye getireceğim. Sonrasında artık başlasın mutfak temizliği. Aleyna açılmadan biraz kameramanlığımı yap dedim. Yoksa buraya kamera ayarlaması biraz sıkıntı. Hemen başladım temizliğe. Takipçimin getirdiği bezle başlıyorum. Yumuşacık dolaplarım da çok çizilebilir bir dolap olduğu için böyle yumuşak bezler tercih etmek zorundayım.
Hemen deterjanlı suyumuza bu lila bezimizi bırakıyoruz. Bir de biraz söylemeye utanıyorum ama Ayhan'ın eski atleti arkadaşlar. Pamuklu olduğu için ve güzel kurulayacağı için bu Ayhan'ın eski atletlerini kesiyorum. O askılı kısımlarını kesiyorum. Çamaşır suyuna basıyorum. Sonra bir de makineye al sana temizlik bezi. Çizmeyen temizlik bezi bu arada. Şimdi hemen dolapların içinden başlayalım. Böyle. Üst taraflara daha az kullandıklarımı, alta doğru daha çok kullandıklarımı diye ayırmıştım. Bu dolapları ilk yaptırdığımda bana çok laf edenler olmuştu. Ay ne gerek var da onca dolabada, inanın ilk yaptırmışım diyorum. Her şey en azından rahat rahat yerleşiyor gayet düzenli bir şekilde. Şimdi o deterjanlı suyla sileceğim. Buralarda zaten fazla yağ lekesi yok. Şurada sadece alçının bezleri var. Var bayağı. Zaten ilk günden bura gözüme takılıyordu. Yani ilk günden de alçı oldu bura. Alçı olmasaydı o süpürgeliklere yapıştırdıkları kağıt banttan yapıştıracaktım ama artık alçı oldu diye dedim neyse ilk kötü sileriz artık kalsın. Mutfak temizliği en gözümde büyüyen. Bura bittik sonra daha öbürleri kolay. Bununla silip durulamayacağım arkadaşlar. Durulamaya gerek yok. Bakacağım iz kalmazsa tabii ki. Bir de o var. Hemen ilk dolaptan deneyelim. Bakalım eğer iz kalırsa hemen bir de duru bez yapacağım. Durulayıp kurulayacağım artık. Biraz beni uğraştıracak ama sonucu güzel olsun. Önemli olan temiz olsun da. Ne gözünüzde büyütüyorsunuz mutfak temizliğini. 5 dakikalık. Gerçekten bütün evi temizleyeyim. Her işi yapayım. Ama bu mutfak işi beni biraz temizlik konusunda mutfak işini pek sevmiyorum. İndir, kaldır, yerleştir, boşalt. Bu işleri biraz sevmiyorum açıkçası. Diğer işler hız gelir ama mutfak işi biraz beni zorluyor. Burada kayık tabakları var. Salata tabakları, kayık tabaklar. Şu aşağı kısmı da küçük sosları. Ya burası keramika bölümü diyebilirim. Burada keramika olan tabaklarım var. Şimdi bakalım iz kalacak mı, kalmayacak mı? Buradan belli olur. Şöyle kapağını da sileceğim. Burada alçı olmuş. Alçı olmadık yer mi kaldı ki? Evin her yeri alçı boya. Daha yani var ya o kadar derin temizledim. O kadar derin temizledim. Ama hala mesela oturuyorum temizlediğim yerde gözüme alçı lekesi gözüküyor. Kalkıyorum orayı siliyorum. Orayı siliyorum, bırakıyorum. Sonra bir bakıyorum başka yerde. Bir de bu benim ustalar çalışırken temizlemiş hali. Ustalar çalışıyor. Benim de elimde bir bez ardından sürekli dolap siliyorum, duvar siliyorum. Adamlar artık arkamdan ne dedi bilmiyorum. Kadın bir rahat bırakmadı ki çalışalım demişlerdir. Ay bezi satıyorduk. İçi zaten belli olmazdı. Bakalım dışı pis kalacak mı? Şimdi buradan sileceğim. Şu taraftan bakacağım. Işığa doğru. Siz oradan bakın bakayım. İz kalıyor mu?
sanki kalmıyor gibi arkadaşlar. Kalmazsa süper olur. Durulamayacağım, böylece bırakacağım. Güzel kurulanırsa kalmayacak gibi. Oo Aydanır Hanım, dışarı mı gidiyorsunuz? Evet. Evet. Evet, dışarı gidiyoruz. Bugün onlar da dışarı gitsinler de. Gelince de kapıları cüflerler herhalde. Ben yerleri sildim. Ne zaman? Sabah. Yerleri sildin mi? Sildim. Şu girişe baktın mı? Ben oraya sen boya... Sen boya yaptın ya, ondan oldu oraya. Ben yoksa sildim. O zaman oraya bir tane daha sil. Evet, biz gidiyoruz. Göreyim seni. Giderek değişik gitti. Bu arada arkadaşlar, şimdi vestiyer böyle kapalı ya, ustalar buraya kağıt bank çektiler. Boyayı falan yaptı, çıktılar adamlar gidince. Sonra bant çek açtılar, gittiler yani adamlar. Ben kapağı bir açtım. Şimdi şurası tavan, burası dolap ya. Şu arası beyaz. Şura gri, şura beyaz. Neyse dedim, zaten boyamızdan da artmış. İşte sabah oraya fırça, ben elimde fırça 3 gündür sürekli bir yerlere rötuş yapıyorum. O araları boyadım. Sanırım güzel de oldu, bir daha bakmadım kurumuş haline de. Bir daha bakacağız oraya. Şunları da bir ara bir heves, bir güves almıştım. Bayağı da kullandım aslında. Sanki bundan biraz daha vardı. Anne, canım. Onun süt ilaç için kullanabilirim. Ne için? Süt ilaç. Süt ilaç mı yapalım buna? Süt ilaç mı istedi canın? Aşırdı. Canın süt ilaç mı istedi? Gizli mesaj. Yani fikir veriyor çocuk sadece. Yani süt ilaç için kullanabilirsin dedi. Burası biraz sıkıntı. Nereden başlayacağım da bilmiyorum. He, bir an şöyle. Bir de karışmış da. Bu tabak yukarıda. Ha, şurada kaseler var. O kaseleri buraya geçireceğim. En iyi şu bıraksın. Tamamen. Yukarının hep karışmış burası. Kapat hadi gidelim. Neyse, oturalım. Kahve yap bir. Boş verin kalsın ayı. Bitirmeden kahve yap bugün. Bitireceğim buraları. İstediğim düzeni de getireceğim. Sonrasında bir kahve yaparız tabii ki. Ay, şunlar olur aslında süt ilaç bak. Evet. Onlar küçük değil mi? Sanki. Bir de onlara ha? Şey olabilir. Kakaolu pasta. Puding. Puding mi demek istedin? Tırtık yeri tarif düşünüyor oturduğu yer. Şimdi hiç tarif zamanı değil, biliyor musun Aysin ha? Ama aklıma öyle şeyler getiriyor mu? Aklına, lütfen aklına öyle şeyler getirme. Lütfen aklına öyle şeyler getirme tatlım. Bazı şeyler sorular yaparız. Sonra yaparız. Bugünle yarın getirme. Hafta içi. Artık eski performansımıza döneriz Aysin. Sahalara geri döneriz. Evet. Eski. Buralar bile toz olmuş ya. Tır tır kendini kazıyor. Ay nasıl güzel temiz oluyor, nasıl temiz oluyor. Ve coşkuyor. Balkonda ne kasesi var ki? Ayşe halamdan gelen kaseler var ya. Çerezlikler. Getireyim mi? Dur bir getirsin. Sıra beni de çekebilirsin. Benim. Ha. Onları oraya yerleştirmiş Aydan. Aydan da bunları buraya bir düzen yapmış. Yerleştirmiş. Şunun içinde. Alaman da oradan. Bunu böylece oraya mı alsam diye düşündüm ama bu da burada iyi olmuş aslında. Aydan iyi düzen vermiş oraya. He, bence dursun ya, bu iyi olmuş böyle. Aydan onu yapar bu işleri. Aleyna da pek o performansı göremedik de. Ben yapmam. Buradan oraya gelecek bir şey yok o zaman. Ben onları buraya geçirdim diyordum. Hiç gerek yokmuş. Neyse, mutfak şefimiz biraz gitsin. Nereye gidiyor ya mutfak şefimiz? Sormadım. Sanki Aysma temizledi dolapları. Evet. Ben de
üründen az kullandıklarımızdan ne var diyecek. Kendi değerli kullanıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Bir tek şunlara. Şöyle mi koysak? O da hiç olmaz oluyor sanki. Dur sen işi dur. Aydanur'u çağırın. Aydanur'u çağırın. Bana Aydanur'u çağırın. Ve nihayet burası da bitti demeyi çok isterdim. Ama maalesef sadece üst dolaplar bitti arkadaşlar. Alt dolaplar kaldı. Bu tarafı da sildim. Buzdolabını çektim. Arkasını, üstünü, dışını. Orası da tamam. Sadece buzdolabının içi kaldı. Davlumbaz falan tamam da ocakla fırın kaldı. Bulaşık makinesinin arkası işte. Bu dolaplar ve balkon dolabı kaldı. Bugün cumartesi olduğu için şoförümüz 4'e kadar çalışıyor. Saat 3.55. Şimdi artık durağa gideceğim. Bu arada makina bitti. Makineden pikeleri asacağım ve hemen çıkacağım. Kızlar daha gelmediler. Onları da arayacağım. Durağa geçin. Ben oradayım diye. Yemek işi bugün Ayhan da. Ben anca buralarla uğraştım. Şu alt dolaplarda bitseydi en azından çok güzel olacaktı. Akşam erken gelmeme bakar. Temizlik suyumu şuraya bıraktım. Kaldırmadım. Akşam erken gelirsem bu altları da sileyim. Artık bu dolap işi bitsin istiyorum. Ama çok güzel oldu. Dolapların eli yüzü açığa çıktı. Şuradan bakınca anlayacaksınız. Parladılar resmen, parladılar. Maşallah, süphanallah. Şimdi hemen pikeleri makineden çıkarıp asıyorum. Yavaş yavaş durağa doğru yola çıkıyorum. Nasıl trafik var, bir de yağmur var. Çok güzel bir yağmur yağıyor, bakar mısınız? Diyorum ki kurban olduğum Allah'ım, ne kadar sevgili kulunum ki. Benim inşaat işleri bitti, temizlik işi bitti. Yağmurlu havalar başladı, Allah'ın sevgili kuluyum. Evden çıktım, hemen kızları aradım. Kızlar Forma AVM'ye gitmişlerdi. Forma AVM de bizim durağa çok yakın arkadaşlar. Dedim ki ben durağa geçiyorum, siz de durağa gelin. Onlar da oraya geldiler. Yemek söyledik. Yemeğimizi yedik. Kızlar dedi biz eve geçeceğiz. Onları eve bıraktım. Benim yolcum vardı. Erkilet'e geldim. Şimdi yolcumu bıraktım. Dönüyorum ama nasıl trafik var? Yağış olduğu için sanırım adım adım ilerliyoruz. O kadar yavaş. Bir sıkıntı. Ay, ambulans mı geliyor? Ambulans geliyor. Ambulans geliyor da bu trafiği açmamız mümkün değil. Karı koca çekirdek çitlerken kendimizi kaybediyoruz. Şuna bakın arkadaşlar. Koskoca bir poşet çekirdek çitledik. Gönül Dağı başladı. Gönül Dağı izliyoruz. Şimdi Ayhan işe gitti. Çayımızı içtik ama yine bir çay içesim var. Saat de 9'a geliyor. Yani bilmiyorum, çay demlesem mi, bir Nescafe yaparım belki. Çekirdek çitlemeye devam. Bu arada yağmur durdu. Şöyle size dışarılarda göstereyim mi? Yağmur durdu ama hem serin hem de mis gibi bir hava var. O kadar güzel ki dışarısı. Mis gibi. Arkadaşlar artık bu yolcularımı da alıp bugünü bitirmeyi planlıyorum. Bakalım öyle mi olacak? Hisarcığa çıkıyorum. Kayseri'yi bilenler bilir, ideal düğün salonu var. 3 tane güzel hatunu oraya bırakmıştım. Şimdi onları alıp döneceğim. Onları bırakıp artık ben de günü bitireceğim, eve geçeceğim. Çok yoruldum. Saat şu an 10.30-11'e geliyor sanırım. Kınadalardı. Kınadan onları alıp evlerine bırakıp eve geçeceğim. Yeter artık benim de. Ayhan'a söyledim, artık ben onları bırakır direkt eve geçerim dedim. Yoruldum bayağı. Hani güya eve erken gidersen mutfak dolabı silecektim. Onlar falan yalan oldu. Yok, bu yorgunlukla hiçbir şey yapamam. Yatar dinlenirim. Yarın sileriz inşallah. Yarın bir de turşu yapmayı düşünüyorum. Ben daha turşu yapmadım biliyor musunuz? Kış girdi, ben hala turşu yapacağım. Bir kısmet olmadı ki inanın, bir sakinlemedik ki turşuya fırsatımız kalsın. Bakalım, yarın bizim eve yakın bir pazar varmış. Oraya gidip turşuluk malzeme alacağım. Yarın güzel bir turşu yapalım. Şöyle kütür kütür bir turşu.
dışarı çıktıkça hani basınç değişiyor ya, benim kulaklarım uğulduyor şu anda. Yorgunluk artı basınç. Çok yaklaştım, gelmek üzereyim. Buradan artık yolcularımı almadan sizinle de vedalaşalım arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bu yollarda biraz dar ya, dikkat gerektiriyor. Sanırım bu giden arabalar düğünden, kınadan gidiyorlar. Bugünlük artık benden bu kadar. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yalnız karanlıkta hoşça kalın demem. Salona gelmeden vedalaşalım diye. Karanlıkta vedalaştık arkadaşlar. Neyse, ışığa geldim artık. Yeni videolarda görüşürüz.